Günaydın. Şu anda gerçi günaydınlık kalmadı. 12,5 saat. Bugün zaten gördüğünüz işte kitap fuarına gideceğiz Kayseri'deki. Bugünün anlam ve önemi benim için yani Beyhan Budak'ın geliyor olması. Çok sevdiğim bir psikolog. Yani konuşma tarzı çok tatlı, videoları çok güzel oluyor. Yani yaklaşımı, insana karşı yaklaşımı falan da çok hoş. Kitabı var bende. Bu senin suçun değil vardı ama okumadım. Sıra gelmedi. Keşke okusaydım falan. Ama olsun yani bunu götürelim. Sonuçta okudum mu diye sormayacaktır bana. Seviyoruz Beyhan Buda ve Zülal'le gideceğiz. Şimdi hafiften bir hazırlanacağım. Bir bakalım kitaplarda ne alemdeler falan filan da. Orayı da gezeriz. İyi bir video olur bence diye düşünüyorum. Giyinirken Reels çekeceğim. Ay, ben bunu... Bu arada dediğim gibi Reels'ları da bayağı çoğalttım. Bu sıralar çok aktifim yani şeyde Instagram'da. O yüzden takip ederseniz sevinirim. Buraya ufaktan bir yazarım. Hadi şimdi hazırlanalım. Siyah bir kombin yapacağım. Simsiyah olacağım. Üstüme de krem rengi trench coat giyeceğim. Acaba burayı da mı Reels yapsam? Yok ya gerek yok. Burayı size çekelim. Giyinirken de. Telefondan çektiğim için ikisini de aynı anda şey yapamayacağım. Şimdi yani büyük bir değişik bir makyaj olmayacak. Şununla geçeceğim. Sonra kahverengiyle bir şeyler yapacağım falan filan. Öyle. Göremiyorum ki. Allah beni kahretmesin. Hissettim onca yükü omuzlarımda. Edemem. Yıpratım onu konuda. O aklıma yığılmadı. En başa sorulmuşum yalanlara. Bir başıma kaldım yine bir başıma. Ay bu şarkıyı çok dinliyordum bir ara. Yapamıyorum ben. Kapatayım. Ben videoya yaparken, videoyu çekerken unutmuşum gitmişim. Bir tık aynadan göstereceğim. Bu şekil. Trenç kotumuzu giyeceğiz. En son yine çekerken, çıkarken çekerim. Ama şöyle bir şey var ki alanım azalıyor. Hem de şey çektim ya, Reels'te çektim ya. Onu bir hemen çıkmadan ayarlamam gerekiyor. Evet, şimdi çıktık. Evet. Bu arada şimdi ablam da geliyor. Çok aşırı sıcak. Üstümü değiştirdim. Bugün. Hunat. Bu hani şey şişesi var ya, Aksoy Plaza. Ay geldik. Bakın burada waffle'cılar var. Ben size gezim yaptım. Şurada bir şeyler var. Şurada yemek alanı var. Konuşma yerleri orada. Şimdi şöyle ki ben kitabı almayı unutmuşum yanıma. O yüzden Reyhan bu da kitabı almam gerekiyor. Bakın burada bir şeyler satılıyor. Şöyle göstereyim. Ben de ilk kitabını aldım. Mangal var ve kokacağız. Çok fena. Arkadaşlar burada. Sapık gibi. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, Kayseri'de tekrar buluşmak çok çok güzel. Daha önceki Kayseri etkinliğine fuara gelen kimler var? Ekibi muhafaza ediyoruz. Kayseri'nin psikolojisini düzeltememişiz demek ki. Her sene bir güncellemeye ihtiyacımız var. Nasılsınız diyeceğim ama iyi olsanız burada ne işiniz vardı diye başlayabilirim. Ama öyle bir noktadayız ki bazen insan şunu hissediyor. Bu kadar çok şey yaşarken delirmiyor olsak bile bence bu müthiş bir başarı. Çünkü sağdan, soldan, alttan, üstten her zaman bir şeylerle mücadele ettiğimiz dönemlerdeyiz. Gerçekten kolay değil. Bazen öyle bir noktadayız ki insanın macerasında düşündüğüm zaman hani insan olmak kolay bir şey değil. İşte Anne Karnı'nın o amniyosunun içinden doğup böyle o ilk akciğerinle nefes alma macerasından tut sonrasında yürümek zorundasın, kardeşinle anlaşmak zorundasın, okul başarısı göstermek zorundasın. Hep bir mücadelenin içindeyiz. Bir yandan da koskoca evren içerisinde ölümlü olduğunu bilmek, sevdiklerini kaybetmek, insan bu kadar çok kendine inanırken aynı zamanda kırılgan olduğunu farkına vardıkça böyle bir yol ayrımında.
biraz ilk başta moral bozuyormuş gibi gelse de dünyanın bu acımasız tarafını kabullendiğim zaman oldu. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Dünyada bir peri masalı varmış gibi düşündüğümüzde, her şey inanılmaz insanlara söylediğiymiş gibi düşündüğümüzde, ufacık bir problem olduğu zaman ya ben bunu neden yaşadım? Benim başıma bu neden geldi diye sorguluyoruz ve müthiş bir duvara toslama, hayal kırıklığı ortaya çıkıyor. Ama dünya her zaman böyle. Ve bu arada hakikaten şu konuda çok içi açıcı da olamayacağım. Dünyanın böyle 50'şer yıllık döngüleri var. Yani kabaca söylüyorum ama bazen böyle zenginliğin yükseldiği, üretimin arttığı, bazen de böyle içe çekilmenin olduğu ve paranın daha az olduğu dönem. Bu sorunlar bir 30-40 yıl daha bizi bekliyor. Ve bu ruh sağlığımızı da etkiliyor. Şimdi genç arkadaşlar şunu diyor. Bütün kötü şeyler benim bu kısa ömrümde beni mi buldu? Ama ben diyorum ki Türkiye'de birçok konuda adaletsizlikten bahsedebiliriz. Yani torpili, şunu bunu, ıvırı zıvırı saymama gerek yok. Hepiniz biliyorsunuzdur. Ama Osmanlı'yı da işin içine dahil edersek bir konuda aşırı adil bu coğrafya. Herkesin ömrüne yeterince dram düşüyor. Yani hiç üzülmeyin bana çok düştü diye. 100 sene önce yaşasaydınız da emin olun bu kadar üzüleceğimiz dertler olacaktı. Hayat bu şekilde çalışıyor. Bunu kabullendikten sonra, yani dünya böyle bir yer. Kaos her zaman var, zorluklar her zaman var. Şimdi insanın evrimini düşündüğümüz zaman binlerce yıl boyunca insan dediğimiz varlık küçük yerlerde yaşar. Yani küçük yerlerden kastettiğim köy ortamındasınız. Bundan mesela 100-150 sene önce dünyanın %80'inden fazlası köylerde yaşıyordu. Kentleşme dediğimiz mevzu insanlık kadar eski değil. Bu şehirler, kalabalık yaşamlar beynimizin yaşına göre çok da genç mevzular. Şimdi beynimiz nasıl adapte oldu burada? Biz küçük ortamlarda yaşadığımız zaman 100-150 kişilik ortamlarda beyin şöyle bir alarm veriyor. Duyduğum şey üzerinde kontrol sahibiyim. Çünkü binlerce yıl boyunca öyle oldu. Bir erkeğin en uzak gidebileceği yer askerlikti. Hadi bir kadının da en uzak gidebileceği yer yan köye gelin giderse. Öyle seyahatler, turizm, keyfe keder gezeyim sadece böyle dervişlerin, böyle garip ruh sağlığı problemi olan insanların yaptığı şeylerdi. Şimdi beyin böyle çalışınca ne oluyor? Duyduğum şey üzerinde kontrol sahibi. Ama mesela ilk başta kitaplar çıktı, sonra radyo, gazeteler, sosyal medya, televizyon derken bizim beynimiz son 300-400 yılda alışkın olmadığı bir şeye maruz kaldı. Her şeyi duyuyoruz ve beynimiz hala eski tepkisini veriyor. Her şeye gücüm yetebilir, her şeye kontrol edebilir. Almanızı istediğim bazı şeyler var. Sakin bir zamanınızda elinize bir kalem kağıt alın. Sorduğum soruları böyle kendinize tekrar tekrar sorun. Çünkü Formula 1 yarışlarını izlemiyor olsanız bile takip etmişsinizdir. O araçlar hızlı hızlı dönerken pit stop dedikleri bir nokta vardır. Böyle hızlıca lastikler değiştirilir, arızalar varsa onlar bakılır. Bizim böyle bir zaman diliminde ruh sağlığımızı korumak için yapmamız gereken en önemli şeylerden birisi arada durup ne durumdayım diye sormak. Psikolojik sağlığınızı koruyun arkadaşlar. Bu çok önemli. Psikolog ücretleri çok pahalı. Ben seans almıyorum ama bir de bu kadar para verdikten sonra iyi bir hizmete ulaşmanız da her zaman mümkün olmayabiliyor. Bir amacın var mı? Karnını doyurmaktan başka. Yani bir noktada gününü geçirmekten başka. Böyle müthiş dünyayı değiştirecek, her şeyi başaracak kocaman amaçları gerekiyor. Bazen birisine gönüllülük yapmaktan, örgü örmeye kadar torbuna, işte sallıyorum bir yerdeki çöpü almaktan, sokak hayvanından birisine su koymaya kadar, şöyle ya da kendini geliştirmek noktasında para kazanmak için değil kısa vadede. Kendini gerçekleştirmek için hem kendine hem de çevrendeki insanlara iyi gelecek bir amacın var mı? Şimdi amacı olmayan insan, yani bir noktada kafada böyle şey gibi düşünün, yabancı dizilerde hep oluyor ya, her bölümde bir problem çözülür, bir de dizinin ana gündemi vardır. Uzun vadede ulaşmaya çalıştığı. Evet, hayat sorunlarıyla da mücadele edeceğiz ama bir yandan daha büyük bir nokta var mı? 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?
şeylerden birisi. Ben seans alırken eskiden 3-4 sene önce şöyle bir online formum vardı. Bir sürü şey soruyorum. Hangi psikoloğa gittin, yardım aldın mı, ilaç kullandın mı, hastanede yattın mı? Ve bunların hepsi lazım olan bilgiler ama benim için birinci seviyede önemli değil. Şöyle bir soru vardı. O insanla terapiye başlayıp başlanma noktasında sence problemlerin nasıl çözülür? Cevabı şuysa, annem değişirse, babam değişirse, işim değişirse, eşim değişirse çözümü kendisinde değil de dışarıda arayan bir insansa ben o insanı terapiye almıyorum. Şunu gördüm yıllar içerisinde. Diğer insanların değişmesini bekleyen insanlar hayatlarının güzelleşmesi için değişmiyorlar. Çünkü devamlı sen değişeceksin, sen değişeceksin. Ben ne yapacağım? Bir psikopat partneriniz var, arkadaşınız var, her gün sizi dövüyor. Nihayetinde onu değiştirmek mümkün olmayabilir ama ben kendimi koruyacak noktaya geliyorum. Bu dünyada ihtiyacın olan şeyler, bu duygusal ihtiyacın, yakınlık ihtiyacın, bazen kızlar çok aramızda. Kız arkadaşlık dediğimiz bir kavram var. Mesela bazı kız arkadaşlar anlatıyor. Hocam diyor, 50. kez diyor. Dürtüyor bazen aynı sen bir arkadaşına. Şimdi senin anneni kaybetmişsin, babanı kaybetmişsin mesela, çok büyük dertlerin var. Ama karşı tarafa yük olur muyum diye bunu anlatmıyorsun. Şimdi bakın burada ihtiyaçlarını karşılayamayan bir insan var. Ya da mesela bir şeye kırılıyorsun, üzülüyorsun, söylemiyorsun. O anlasın diye bekliyorsun. Bakın dünya ve insanların makinesi böyle çalışmıyor. Bir yerde siz söylemediğiniz zaman, istemediğiniz zaman artık onu vermiyorlar. Bizim burada kırıldık, üzüldük. Mesela şu an şefkatine ihtiyacım var, desteğine ihtiyacım var. İlişkilerin her biri karşılıklıdır arkadaşlar. Hiçbir zaman şey değil, böyle siz karşılıksızmış gibi yaparsınız ama biz selamun aleyküm dediğimizde bile aleyküm selam dememizi bekleriz. Öyle bir kültürden yaşıyoruz. İhtiyaçlarımızı karşılamamız. Bir diğer mevzu, sormak istediğim soru, kendinizi geliştiriyor musunuz? Bazen insanlar şöyle noktalara geliyor. 30 yaşındayım, 40 yaşındayım, yani şu an artık zamanım. Arkadaşlar 70 yaşında olsanız da zamanı. Bu insanın yaratılışına özel bir kod gibi düşünebilirsiniz. Ben bu dünyaya gelirken iki ayağım, iki bacağım, iki kolum var. Bir de şöyle düşünün. Bir tane de şuradan bir organ çıkıyor yan tarafından. Bir bisiklet. Ama bu bisiklet benim vücudumun bir parçası, bir organ. Allah yaratırken şöyle demiş. Ya Beyhan, bu ömrün boyunca uzun yollar yürümek zorunda kalacaksın. Ve ben sana bir özellik verdim. Bu bisikleti kullandığın zaman, o uzun yolları daha kolay aşabileceksin ve hedeflerine daha kolay varabileceksin. Ama ben belki diğer insanları memnun etmek için, belki dışlanmaktan korktuğum için, aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın diye belki utanıyorum. Korkuyorum o bisikleti kullanmaya. O bisiklet benim vurduğum yer göbeğim ama neyi temsil ediyor? O bisiklet benim özel yeteneğimi temsil ediyor. Bu herkesle farklıdır. Kimininkinde bisiklet, kimininkinde testere, kimininkinde tornavida. Ne düşünürsen düşün. Hepimizin özel bir yeteneği var. Çok fazla görüyorum mesela. Eskiden kıskanç olmayan bir insansanız, şu an daha fazla kıskançlık hissediyorsanız bilin ki yeteneğinizi, potansiyelinizi kullanmıyorsunuz demektir. Çünkü o yapıyor, bir yerlere geliyor, sen diyorsun ki ben niye yapamıyorum? Kıskanmaya başlıyorsun. Motivasyonsuzluk, göğsünün üstüne öküz oturuyormuş gibi bir hissiyat. Bu çok önemli. Bir şekilde, ya ben şöyle inanmıyorum, insanlar hep dışarıda bir şey yapmalı, başarılı olmalı, kapitalist sistemimize söyledi değil. Çok iyi bir anne de olabilirsin, çocuklar için etkinlik de yapabilirsin. Ama bir üretim, bizim ihtiyacımız olan şeyler diyorum. Ve bir diğer soru, arka bahçen var mı? Bu benim her zaman ama her zaman vurguladığım şeylerden bir tanesi. Yaptığın şeyleri şöyle bir düşün bakalım. Bunu eğer kaydediyorsan sonra dinlediğin zamanlarda da yaptığın şeyleri düşündüğün zaman bunu ne için yapıyorsun? Para için yaptığın, mecbur olduğun için yaptığın, diğerleri kırılmasın diye yaptığın, aman eşim için yaptığın, annem babam için, evladım için yaptığım dediğin şeylerin haricinde sadece kendin için yaptığın şeyler var mı?
Eğer bunu şöyle düşünmüyorum, ha işte kendimizi merkeze alalım, o değil kastettiğim. Hepimiz bu dünyaya 10 dönüm bir tarlayla geliyoruz. Ve bu 10 dönüm tarlanın bir dönümünü kendine ayırıyor musun? Sadece bir dönümünü. Bazen anneliği babalığı o kadar abartıyoruz ki çocuk merkezde. Ya tamam çocuk önemli ama sen kendi deponu dolduruyor musun? Kendi şarjını dolduruyor musun? Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi yaşamayacağız ama Amerika'daki en büyük depresyon sebeplerinden birisi çocuklar hayatın merkezi, sonra bambaşka yerde yaşıyorlar. Ebeveynler depresyonda. Çünkü bütün yatırımını çocuklar üzerine yapmış. Şimdi hepimizin birazcık da böyle benzer az çok yaş grubundayız. Anne babalarımız eski usul yetiştirildiler. Yani sevgisini kolayca gösteremeyen, ifade edemeyen, böyle sözel anlamda değil de hizmet olarak gösteriyorlar anne babalarımızı sevgimizi. Hizmetten kastım ne? Okula gider, harçlığını verir, işte önüne meyve koyar, yemeğini yapar. Ama mesela şey konusunda bizi çok sevseler bile sözel anlamda belki sevildiğimizi hissetmemiş olabiliriz. No, çoğumuzda böyle standart olarak bir sevgi deposu eksikliği var. Bu neye sebep oluyor biliyor musunuz gerçek hayatta? Ben kendimi diğer insanlara sevdirmeye çalışıyorum ve sen beni sevdin ya, ben seni sevdirmeye kalktıktan sonra benim gözüme değerim gidiyor. O cepte hadi sen, hadi sen ve bu bir döngü. Devamlı beni sevmeyen insanlara kendimi sevdirme çabasındayım. Ama bu döngünün içinde koşturan insanlar gerçekte ona değer veren insanları görmüyor. Totalde bunun sayısı 3-5 kişi. Kırıldığım noktayı söylediğim zaman karşı taraf bunu kabullenmese bile ben yükümü paylaşmış oluyorum. Bu önemli bir şey. Yani yükü çöpü içeride tutmamak. Bir diğer mevzu iyi şeyleri. Genelde etrafımızda bize değer veren insanları, bizim için fedakarlık, sağlıklı fedakarlık yapan insanları cepteymiş gibi düşünüyoruz. Ve onlara güzel şeyleri söylemiyoruz. Bazen ya güzel giyinmişsin. İşte şunu yapmışsın, iyi ki hayatımdasın, benim hayatıma şöyle bir katkın var diye bunu bir görev olarak edinmemiz lazım. Evladımıza da, annemize, babamıza da bizim hayatımıza ne gibi bir katkı sağladıklarını vurgulamamız gerekiyor. Bunu söylemediğimiz zaman ciddi anlamda sıkıntılı bir durum ortaya çıkıyor. İnsan doğduğu gibi değil ama şunu söylemek isterim. Yani bir şekilde ilerleyen zamanlarda değişiyorsunuz. Ama ötünüzde insanın değişimine dair benim söylediğim şey şu. Pantolonun kumaş pantolon. Kumaşın, kumaş pantolonun, kot pantolon. Kotun malzemesini değiştiremem. Bu likralı bir pantolon biraz. Ama ben bunun boyasını değiştirebilirim. Rengini değiştirdim. Paçasını daralttırabilirim. Belini açtırabilirim. İnsanın değişiklikleri de kumaşın fıtratı çok değişir. Şimdi bizim yapacağımız şey, bu mücadele yolu içerisinde farkına varacağımız şey şu. Bazı alanlarda güçlüyüz, bazı alanlarda aciziz, zayıfız. Her şeyi başaramıyoruz. İnsanların en büyük sıkıntısı şu, genelde zayıf olduğu alanları çok güçlendirmeye çalışıyorlar. Hedef şu olması gerekiyor, maksat gök kubbede hoş bir seda kalsın. Şunu söyleyeceğim. İnsanlara son zamanlarda şöyle bir soru sormaya başladım. Diyorum ki, seni gelecekte mutlu etmesini düşündüğün şeyler nelerdir? Birinci soru bu. Seni gelecekte mutlu etmesini düşündüğün, hayatına dahil olursa iyi olacağını düşündüğün şeyler nelerdir? Diyorum ki, geçmiş 5 yılını düşündüğün zaman, eğer seni mutlu ettiğini düşündüğün şeyler nelerdir diye sorduğum zamansa genelde mücadelelerle geçmiş ve başarılmış yaşam deneyimleri karşımıza çıkıyor. Burada şu soru belki karşımıza çıkacak. Ya mutluysak da haberimiz yok. Yani bazen geleceğe dair kendimizi mutlu edebileceğimiz bağlamlar, ortamlar hayal ediyoruz ama belki de şu anda hayatımızın en güzel zamanını yaşıyoruz. Freud'a atfedilen ama çok da ben göremedim kitaplarında, belki ona ait değildir ama söz çok güzel. Diyor ki, geriye dönüp baktığımızda geçen en güzel yıllarımızın mücadelelerle geçen yıllar olduğunu fark edeceğiz diyor. Benim bugün söylemek istediğim, bu
konuşmadan aklınıza kalmasını istediğim bir cümle var. Bir pit stop noktası, arada durup neredeyim, amacım var mı, ihtiyaçlarımı ifade ediyor muyum, kendim için bir şey yapıyor muyum, arka bahçem var. İkincisi, dünya bir peri masalı değil, sadece şu an kötü değildi, her zaman böyleydi. Kaos hayatın gerçeği ve küçük dünya. Büyük dünya değil, küçük dünyayı değiştirerek zaten büyük dünyayı değiştirmek gerekiyor. Öbür türlü şikayet ederek, sosyal medyadan paylaşarak dünya değişmiyor. Ve son noktasında şu, bir noktada değişim pişmeye yol alıyor. Ya mutluysak haberimiz yoksa diye söyleşimizi sonlandırmak istiyorum. Dediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ben Klipslo Beyhan Budak. Çiğdem'in YouTube kanalını takip etmeyi, incelemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Şu beni çok etkiledi isim. İmzayı falan bitirdik. Şimdi aşağı indik. Gezeceğiz. Ama benim şarjım çok az. Yani şöyle. Heyecana geldik. Çok bir şey çekemiyorum. Şarjım çok az. Şunlar çok güzel. Görüp canım istemişti ama hiç elde edemedim. Hangisine baksakın? Semboller ve işaretler. Ama bunlar okulan ki ben. Aldığımız şeyleri sonra gösteririz diye düşünüyorum. Güzel şeyler aldık. Evet. Kitapların alttan görünüşlerine bakın. Çok güzel. Ben bir kere gelmiştim. Çok güzel posterler vardı. Onları bulamadım ya. Bunlar var burada sadece. Hiç hoş değil yani. Şöyle bir şeyler var. Mesela şöyle bir şey bulduk, garip bir şey. Bakın şöyle, şöyle bir şeyler oluyor. Ren de var, bakın. İş Bankası'na bir daha gideceğiz. Oraya bakacağız bir tur daha. Ve yoruldum ha. O kadar yoruldum ki. Aynen. Çok yoruldum ama. Bir topuklu giydim falan. Şarjım zaten 10 falan. Bir aldıklarımızı çekerim. Eve gidince çekerim. Akşam daha iyi çünkü gündüz çok sıcaktı. Çok insan oluyor. Akşam daha ferahtı. Ve yani güzel, daha iyi. Haberiniz olsun. Dönüş yolunda çok yoruldum. Acıktım. Aynen, aşırı acıktım. Dilimde mal kutu. İyi bir kitap atışı oldu. Evet, çok güzel. Feda çok güzel. Hemen şarjıma atıyorum. Evet, ilk kitap başlıyorum. 39 basamak yani. Aynen. 39 basamak gelecek. Bu da Volga. Eline gözükmüyor ama ben biliyorum. İşte. Aa, 5 oldu şarjım. Üzgünüm. Şimdi kapanır ki, hadi göster de. Şu Drakula. Arkadaşlar selam. Kapanış yapmadım. Dün bu da maden suyum ortaya çıktı. Dün geldik. O kadar yorgundum ki hem böyle başım çok ağrıyordu. Hem ayaklarım kopmuştu. Yani çok yorulmuştum. Böyle hani hiç enerjim kalmamıştı. Tipim kaymıştı falan filan derken ben size açmadım. Bu arada ışık var burada. O yanıp söndü bir. Ondan dolayı şey olabilirsiniz. Takılmayınız. Dün aldığım kitapları göstereceğim. Aslında çok bir şey almadım. 4 tane almıştım. Sonuç itibariyle. İlk başta Beyhan Budan Kendine İyi Davran, Güzel İnsan kitabı zaten. Bunu herhalde gösterdim işte, burada şeyi yaptı, imzaladı falan. Biz bu imza sırasında ufaktan bir konuştuk. Bundan bahsettim mi hatırlamıyorum ama sanırım videoda ses de belli olmuyor. Bana dedi ki siz böyle profesyonel gelmişsiniz dedi. Zülal'de şey vardı, telefon tripoddaydı. Onu görünce siz profesyonel gelmişsiniz. Sana dedi, dedim YouTube çekiyorum ve onun için falan. İşte orada biraz sohbet ettik. Kaç videom var dedi. Nedir yapıyorsun falan dedi. Ben de dedim işte 2 yıldır falan. Ama takipçim falan az dedim. İşte birazcık
bana tavsiyeler verdi. Çok tatlıydı yani, çok hoştu, böyle konuşmak da hoştu. Çünkü ben hani ismimi söyleyeceğim, bitirecek falan diye düşünmüştüm. Ama konuştuk böyle, en sonunda da kendine çok iyi bak işte, umarım başarılı olursun tarzı bir şey söyledi. Tam hatırlamıyorum ama çok böyle çok tatlı bir adamdı yani. Keşke hani seanslara falan gidebilsem, çok isterdim ama şu an zaten seansları yok. Yeni birilerini almıyor, yeni müşteriler yalnız. Yeni hastalara bakmıyor diyebilirim. Neyse yani bu kitap öyleydi. Bunu da şey yapacağım yani, benim için güzel oldu. Bunu işte unutmuşum evde. Bunu almış olduk. Demek ki şöyle düşünüyorum. Bunun içinde bana kazandıracak bir şeyler var bence. Bana bir şeyler katacak bir şeyler var demek ki, bunu almam gerekiyormuş diye düşündüm. Can Yayınları'nı ben çok seviyorum. Bu kısa klasiklerinden Canavar'ı gördüm. Kapağını o kadar bayıldım. Gerçekten kapağını çok sevdim. Direkt beni kapağı aldı. Yani normalde hani kapağına bakmayın, anlatımına bakın falan filan derler ya. Ama ben bunu çok sevdim. Çok sevdiğim birkaç tane daha vardı. Kapakları harikaydı. Yani kapakları çok güzel yapmışlar Can Yayınları. Bu da ne diyor biliyor musunuz? Crane sanırım. Irkçılık, tecrit, kitle öfkesi gibi temaları işleyen Canavar'ı, binlerce siyahın öldürüldüğü linç olaylarının yaşandığı 19. yüzyılın sonunu kaleme almış. Sonunda kaleme almış bunu. Değişik bir şey. Yangında böyle sanıp siyahilerle alakalı ve yangın çıkıyor falan. Evet, siyahi genç Henry'nin çalıştığı yerde yangın çıkınca falan bir şeyler oluyormuş. Değişik. Sanırım yangın çıkıyor, yüzü falan herhalde şey oluyor. Yüzüm yanıyor, kötü oluyor sanırım. Evet, çirkinleşiyor. Onu da tedavi eden bir doktor varmış. Ben çok okuyamadım. Dün çok kalabalıktı. Ve benim beynim işlemiyor. Hatta Züray derim hani ne okuyor, arkasında ne yazıyor falan, hiç kendimi veremiyorum. Güzele benziyor ama ucubeyi falan yaşatıyorlar falan. Bir şey oluyor. Bakın güzel duruyor, ben söyleyeyim. Bunu da çok merak ediyorum. Aşk ve Öbürcünler. Yine Can Yayınları'ndan. Bunun ne anlattığını söyleyeceğim. Ben bunu şeyde görmüştüm. Aşk 101'de. Bunların öğretmenlerin adı neydi? Kadının oynadığı, kadının adı neydi acaba? Neyse, Aşk 101'de bir derste bundan bahsediyorlardı. İşte Aşk ve Öbürcünler hakkında ne şey yapıyoruz, okudunuz mu falan filan diye. Bu da diyor ki, Gabriel Garcia Marquez... Yıllar önce tanık olduğu bu ürpertici olayın izini sürerek bahtsız bir genç kızla bir rahibin olan dışı aşklarını ortaya çıkarıyor. Falan böyle garip bir şey bu da. Tutku falan filan diyor. Bunu da merak ediyorum yani. O yüzden bakalım. Fiyatlarını söyleyeyim bu arada isterseniz. Bu 110 liraydı. İkinci kitabı da 110 liraydı. Üçüncü Senin Suçun Değil 130'du sanırım. Sonra bu Canavar 40 liraydı. Bu Aşk ve Öbürcünler 90 liraydı. Bir de Bir Kuzey Macerası'nı aldım. Bu arada ışık gitti. Bir şekilde oldu, gördünüz mü? Bu da ne anlatıyor? Şu an algılayamadım, biliyor musunuz? Bu da 17 liraya düşmüştü. Böyle yani İş Bankası'nın kitapları zaten indirime falan giriyordu orada. Güzeldi yani, çok kitap almadım aslında ama zaten şu sıralar işte çok okuyamıyorum falan. Zaten evde çok var. Ve bunlar da şu an işte yeterli. Eğer ki almak istersem yine gidebilirim. Benim şimdi hiç belli olmaz. Öyle olursa çekmem de herhalde bir daha. Yani güzel bir ortamdı. Daha çok çocuklara yönelik bence kitaplar vardı bu sefer. Bana öyle geldi. Onun dışında da kapatabilirim diye düşünüyorum bence. Bitti konuşmamız, şeyimiz falan. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel olmuştur. Ben çok anlayamadığım şey, hani Beyhan Budağı dinlerken, onun imzasına falan koştururken birazcık şey oldu. Bir de altta da işte şarjım bitmiş oldu gezerken de. Neyse işte, umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ha, bir de şey diyecektim. Aslında bu hafta ben şey ağzı bantlı o challenge, Gözde adlı takipçim bunu istiyordu. Onu da çektim ama bu hafta bence kitap fuarı daha iyi olur diye bunu paylaşacağım. Sonraki hafta da onu paylaşacağım. Eğer Gözde izliyorsan, eğer isteyenler izliyorsa. Öyle bir bilgilendirmek istedim. Haftaya görüşürüz. Bye bye.